Sarı konumuz, yeni 15 dakikamız, yeni konuğumuz Profesör Doktor Hakan Türkçapar, psikiyatrist. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi başkalarının hayatını çalmak deyince de karşımıza yeni bir tanım çıkıyor. Ve son dönemde de böyle bir isim koyma, adlandırma dalga dalga yayılan bir durum haline geldi. Bir de sendrom karşımıza çıktı. Buna da Otello sendromu demişler. Nedir bu Otello sendromu? Aslında bizim için eski. Yani ghosting gibi falan, hani yeni bir şey değil, epeyce eski. Yani 30 senedir psikiyatride, hani en son başından moda beri değil. Tanımlardan değil bu diyorsunuz. Şimdi kıskançlığa, patolojik kıskançlığa verilen isim. Çünkü işte Shakespeare'in oyununda da öyle bir karakter çizildiği için ondan dolayı. Aslında kıskançlık dediğimizde bir düzeyde olması gerek. Çünkü olmazsa kişi, işte cinsel eşini ya da partnerini hiçbir şekilde kıskanmazsa, bu onun aldatmasını ya da bunu umarsamamasını ya da işte önemsememenin getirdiği rahatlık içinde işte o ilişkinin bozulmasına yol açabilir. Ama belli bir düzeyi aşınca, artık rahatsızlık düzeyine gelince bu bir sorun oluyor. İki tane o konuda sorun var. Bir tanesi bizim obsesyonel, takıntılı kıskançlık dediğimiz şey. Burada kişi hani kendisi de aslında saçma olduğunu biliyor ama yine de kıskanıyor ve kontrol davranışlarında bulunuyor. Bunun bir ileri formu işte Otello sendromu. Orada artık bizim psikoz dediğimiz gerçeği değerlendirme bozuluyor ve sabit bir şekilde kişi partnerinin kendisini aldattığına inanıyor. Bu bir kesin bir inanç. Dolayısıyla psikoz dediğimizde gerçeği değerlendirmenin bozulması tabii ciddi bir durum. Her iki durumda sıkıntılı ama şöyle düşünebiliriz. Hani Otello sendromu daha ağır bir tablo. İşte cinayetler, efendim ona bağlı kötü muameleler, dayaklar, kontroller, özellikle de 40 yaşını aşmış erkeklerde daha çok görülüyor yaş grubu olarak da. Gerçi her yaşta görülebilir. Burada mühim olan şey, hani kişinin eğer Otello sendromuysa bunu bir sorun olarak görmüyor. Yani bir realite var, o da o realitenin farkında ve onu işte karşıdaki kişiyi yüzleştirmeye çalışıyor. Burada önemli olan, hani gerçekten eşi aldatıyor da olabilir kişinin, o önemli değil. Bu sonuca nasıl ulaşıyor? Yani efendim işte orada adamın gözüne baktı, demek ki beni aldatıyor gibi, hani kalitesiz ve çok küçük kanıtlarla çok kesin bir inanç varsa o Otello sendromunun tipik özelliği. Yani işte elimde kesin kanıtlar var diyebilir kişi, ne dediğinizde ortada bir şey yok diyelim, işte bir iki cevapsız telefon, bilinmeyen telefon ya da işte birinin eski bir arkadaşıyla olan konuşması. Hani her şeyden malzeme çıkartabilir. Sosyal medyada bir beğeni. Tabii, tabii. Ama diyorsunuz ki bu kişi tarafından bu tartışılmaz bir gerçeklik. Evet, evet. Otello sendromu olunca bizim sanrısal bozukluk ya da delüzyonel bozukluk dediğimiz rahatsızlık ve genelde kişinin bir tek sanrısı olduğunda bu maalesef çok zor değişir. Sabit tek yanlış inançlar çok zor değişir. Kısaca tanımı şöyle, yanlış akıl yürütmeyle kalitesiz kanıtlara dayalı olarak oluşmuş mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen sabit yanlış inançlar. Bu işte kıskançlıkla ilgili olursa Otello sendromu adını alıyor. Bazı kimselerde belli bir rahatsızlığı olduğu ve bunun teşhis edilemediği konusunda olabilir. O zaman bedensel veya somatik hezeyan diyoruz. Böyle hani şizofreni gibi değil, çünkü sadece o alanda bir bozukluk var. Onun dışında konuştuğunuzda hiçbir şey fark etmeyebilirsiniz. Yani dünya politikasından, günlük hayattan konuşun, gayet aklı sıradan başında, normal, sıradan konuşurken o alana girdiğinde orada artık muhakeme ortadan kalkıyor. Neden ne hocam? Kıskançlık. Şimdi kıskançlık bir kere hani bir düzeyde olması gerekiyor. Şey duymak istiyorum, mülkiyetle bağlı duymak. Ben de siz kıskanç mısınızdır diye soracaktım ama neyse, o sorun baki kalsın. Bir dozda size. Bana? Evet. Olsaydı herhalde bugüne kadar bir semptom olurdu. Yani Otello sendromu diye kadar ileri gitmeyecektim. Evet. Tabii de yani sizde var Otello mi sendromu var mı değil ama kıskanç mısınız Ali Bey? Ben mi? Evet. Kontrollü ya benim kıskançlığım. Yani ben kıskançlık duyarsam hissediyorum ve onu onarmaya çalışıyorum, kaçmaya çalışıyorum. Yani yaşım da gereği biraz da işte bu işlere kafa patlı, iş, ilişki ve iletişim konusunda birazcık okuduğumuz, yazdığımız falan için de biraz
erken fark ediyorum. Yani erken teşhis var. Kıskanmıyorum diyen yalan söyler. Tabii. Çünkü mülkiyetle o kadar bağlantılı ki bu. Yani konu seven insan kıskanıra geliyor mu? Ya baksanıza şeyde nikahta ne yapıyorlar, ne veriyorlar? Değil mi? Böyle bir şey veriyor. Evet. Ne veriyor? Kadına veriyorlar genellikle de, değil mi? Ne veriyorlar? Tapu. Evet. Evlilik cüzdanı diyorsunuz. Evlilik cüzdanı o ne yani? Mülkiyetle ilgili bir şey o işte o. Yani o yüzdendir ki bu hocama onu soracaktım. Yani bu mülkiyetle direkt bağlantısı olan bir şey midir? Nedeni nedir diye sormak istedim. Nedeni nedir diye evet. sormak istedim Şimdi hocam. Bir kere uyumsal bir şey. Eğer hiç kıskanmasa kişi hiçbir şeye sahip olmak istemez. Doğru. Ya da hiçbir şeyi yapmak için motivasyon duymaz. Yani diyelim bu bilgiyi de aslında imrenmenin bir daha ilerisi hani diyelim. Diyelim birisi sizi dinliyor. Aa, ne kadar bilgili ya, ben de böyle olayım. O onu motive eden bir şey. Ama o kıskançlıkla gelip de hani kendisi bir şeyler edinmek, bilgisini genişletmek yerine sizin bilginize çamur atıyorsa o anlamsız, patolojik bir kıskançlık. Şimdi nedenlerinden bir tanesi, tabii ki burada kastettiğim şey doğal kıskançlık dediğim gibi olması gerek ama ileri düzeyde olan, en çok altında yatan aslında kişinin kendisine güvensizliğidir. Yani şöyle bir şey, sürekli beni aldatıyor musun, beni aldatıyor musun? Bu ne demek? Aslında alt mesaj, ya sen o kadar aslında potansiyeli yüksek birisin ki, ben de o kadar bu açıdan hani yetersiz biriyim ki, nasıl oluyor da sen benimle birlikte oluyorsun? Bunda bir bit yeniği aşağılık olması gerek. Aşağılık kompleksiyle de bir bağlı. Evet, evet. Dolayısıyla sürekli onu çek ediyor, inanamıyor. Tabii alttan alta o mesaj gidiyor. Onun dışında tabii ki mülkiyet ama mülkiyete sahip olanı da kıskanıyor insanlar. Biz yani, de Seda Hanım'a soralım hocam ya. Çok yakışıklı bir kocası var onun. Çok evet. yakışıklı bir beyefendi. O zaman Allah vesilesin. Gayet sizin gibi böyle evet. ortadan biri yanıt veririm yani. Gerektiği evet. kadar. Hocamın da olması gerekiyor dediği limitlerde. Bravo. Olmazsa çünkü o zaman hiçbir şekilde ilişkisine sahip çıkmaz. Öyle de olur, böyle Şimdi, de olur. Şimdi 40 yaş üzeri erkekler dediniz. Orada bir de çok saplantılı bir şey diye tanımladığınız için Otello sendromunu soruyorum. Kadın cinayetlerinin altından çıkıyor mu? Tabii ki çoğu onların sanrısal bozukluk. Çünkü belli bir kişiye fikse oluyor, yani sabit bir fikir ve o ilişki dışında eğer bir şey yoksa, yani herhangi bir ne bileyim işte kültürel, manevi, toplumsal, işte hobidir, arkadaşlık ilişkisidir ve tek şeyi o eşiyle kurduğu ilişki ise o ilişki bittiğinde boş kalıyor. O boşlukta da önce öbürünü öldürüp sonra kendini öldürüyor falan, hani çünkü başka bir şey yok. Ne kadar çok film var değil mi hocam? Kıskançlık üzerine. Evet. Bir de yani böyle kadın erkek ilişkisi kıskançlığın dışında Amadeus'ta olan tanrı şeytan evet. çatışmasından evet. kaynaklanan mesleki kıskançlık da var. Mesleki kıskançlıklar ama bence kişiyi geliştiren bir şey. Hani ama Salieri'yi şey pek geliştirmemiş. Şöyle ama dediğiniz gibi orada hani öbürünü alta çekerek değil de eyvallah. Kendisi evet. ona yakın şeyler üreterek ama tabii yetenek olmayınca da olamıyor. Evet işte kiminde bir Allah vergisi kulak var, kiminde ne yazık ki yok dediğiniz örnekte. Peki orada tedavisi var mı? Bu yönetilebilir mi kişi tarafından? Farkına varabilir mi kişi bunun? Şimdi obsesyonel kıskançlıksa farkındadır, rahatsızdır zaten. Hani onun öyle olmadığını öğrenmeye çalışıyordur. Yani hep kontrol edip olmadığını bulup rahatlama. Ama şeydeyse Otello sendromu dediğimizde ise tam tersi, hani kişi onun öyle olduğuna emindir ve karşı çıkıldığında öfkelenir. Hani onun amacı sadece zaten o da biliyor. Hani karşı taraf onu itiraf etsin bir problemi. O kadar evet. kuşkuya yer yok çünkü Yoktur zihninde. Yani kuşkuya. Bizi izleyen evet. bu sendroma yakalanmış biri varsa eğer hiç aklında bir soru işareti uyandıramayız evet. yani. Ya. Ve özellikle de tabii orada en önemli etken kişinin kendisini aslında yetersiz, güçsüz, zayıf görmesi. Çünkü o mesaj gittikçe de bir süre sonra yalnız hakikaten de aldatır karşıdaki kişi, aldatabilir, o olasılığı getirir. Yani bu muameleyi göre evet. sonunda o eylemi gerçekleştirir Şimdi diyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey demek istediğim, hani diyelim hani teşbihte hata olmaz, diyelim sürekli sizin yöneticiniz aman bizi bırakma, başka kanalla mı görüşüyorsun, sakın görüşme, bizi bırakma derse bir süre sonra siz ne diye düşünmeye başlarsınız? Ya demek Acaba. Ki ben çok önemliyim, burası bana yetmiyor, bak bunlar da demek ki çok iyi değil, hani
bir anlamda onun aklına bir şeyler getirmeye başlar yani. Karpuz kabuğu düşürmek mi diyoruz biz buna acaba? Ya da ne bileyim işte siz geldiniz bir ev kiralayacaksınız. Hı hı. İşte tamam beğendiniz evi kiralayacaksınız. İkide bir de ev sahibi diyor ki eminsiniz değil mi işte kesin değil mi? Evet tamam beğendim. Hı hı. İkide bir de sizi ararsa, ikide bir de ya başka evlere de bakıyormuşsunuz sakın ha fikir değiştirmeyin aman. Sakın başka bir eve bakmayın. Yavaş yavaş şüphelenmeye başlarsınız. Evet. Burada herhalde bir eksik gedik var diye. O karşıdakini de bir süre sonra o forma sokabilir maalesef.